Kahramanmaraş Dağı kelle paça çorbası ustası Remzi Ulaş kullandığı kelleler ve kemiklerden askılık, avize, abajur ve plaket gibi eserler yapıyor. Merkez 13 Şubat ilçesine bağlı Mağaralı Mahallesi'nde iş yeri bulunan Remzi Ulaş, mesleğini çeyrek asırdır sürdürüyor. Usulüne göre bir canım gel. Evet. Zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla uzmanlar tarafından doğal antibiyotik olarak tanımlanan kelle paça çorbasıyla vatandaşların damaklarına hitap eden Ulaş, 1994 yılından beri hobi olarak da bu kelle ve kemikleri çeşitli objelere dönüştürüyor. Boş vakitlerini atölyesinde İbrahim Tatlıses'in şarkılarını dinleyerek geçiren Ulaş, burada her birini farklı şekillerde işlediği 200 kelleyi sergiliyor. Remzi Ulaş yaptığı açıklamada mesleğini severek yaptığını söyledi. Kelle paça çorbasını bir ömür verdiğini belirten Ulaş, çorba için kullandığı kellelerden ise çeşitli eserler yaptığını anlattı. Ben mesleğimi severek yapıyorum. Sevgimi sanata dönüştürdüm, hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi burada 40 ırktan oluşan toplam 200 tane kellem var. Bunun yaklaşık her bir yapımı 1 yıl sürüyor. Ben hobi olarak yapıyorum. Ulaş atölyesindeki koleksiyonu çeyrek asırda oluşturduğunu işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Ben bir kalıcı eser olsun dedim yani kafamdan. Kalıcı eser. Yani Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ilk. Eserlerini Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sergilemeyi düşündüğünü ifade eden Ulaş, 2017'de bir etkinlikte tanıştığı tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe için kelleden plaket yaptığını, daha önce de kendisine işlemiş olduğu bir kelleyi gönderdiğini aktardı. 3 günlük programımız vardı. O da Nusret Bey şey şov yaptı. Yani kendi şovunu yaptı. Ben de paça şovumu yaptım. Profesörle tanışmış olduk yani. Paçamızdan yedi. Sağ olsun memnun kaldı. Bir tane kelle gönderdim. Bir büyük kelle, bir koç kellesi gönderdim. Beğenmiş.